Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Airsoft Iron 4 videosu The Great War moduyla Osmanlı serisi 9. bölüme tekrardan karşınızdayım. Evet, en son hatırlayacağınız üzere gerçek anlamıyla bir kaosun içine girmiştik. Tamamıyla artık iflas ettiğimizi söyleyebiliriz. Rus tarafına bütün gücümüzle, varımızla yokumuzla saldırıya geçtik. Ama artık çıkartmalara dayanamıyoruz. Garnizonlar takır takır eriyor. Manpower yok. Manpower olmadığı için garnizon birlikleri imha almaya başladı. İmha oldukları için de kenarlar boş kalıyor ve sürekli çıkartmalar yemeye başladılar. Ruslar buradan çıktı. Japonlar buradan çıkmışlardı. Engelledik. Portekizler çıkmaya başladı. İngilizler adaları ele geçirdi. Zaten Suriye tarafı malum. Rus tarafını hala da yüklenmeye çalışıyorum. Rus'un Urallar kısmına doğru ilerlemeye çalışıyorum. Urallar kısmına ilerlersek belki oradan bir şeyler yapabiliriz. Belki buradaki gücü kısabiliriz adına devam etmeye çalışıyoruz. Ama durumumuz şu anda gerçekten hiç iç açıcı bir seviyede değil. Neredeyse yani %70 surrender limite kadar düştük. Daha Rus'un %90. Yani daha Rus'u bile deviremedik. Fabrika sayımız 38'e kadar düştü. Çünkü bütün Balkanları kaybettik. Arap coğrafyasını kaybettik. Evet, yani güç bakımından bizden maalesef çok fazla şey aldı götürdü bu durum. Yani şu anlaşılıyor, bizim böyle bir duruma kalkışacak kadar gücümüz yokmuş. Yani ben bu durumdan onu anlıyorum şu anda. Keşke girmeseydim dedim. Bu bir gerçek. Şöyle yapacağım. Şunu ofansiften komple çekiyorum. Bir dakika. Line'ını küçülteceğim. Buradaki askerlerin geri çekilmesini istiyorum. Buradaki askerlerin tamamı bir geri çekilecek. Hatta saldırıyı da geri çek. Dur. Tamamıyla Anadolu sınırlarına buradaki yani şu 3-4 tayla geri çekmeyi planlıyorum. Buradaki saplayıp arka kısımda burayı rahatlıkla besleyecektir. O problem oluşturmaz. Yani burayı mecburen geri çekileceğim. Yoksa sıkıntı yaşamaya devam edeceğiz. Birliklerden bir kısmını sileceğim. Manpower'ı bir miktar toplayabilmek adına. Bakalım neler olacak. Oradakiler bir çıksın. Aksi halde burası tamamen kapanabilir. O da bize zon problem oluşturabilir. O yüzden acilen buradan çıkmamız lazım. Eğer burası paket haline girerse burada ortalıkta kalırız yani. Durduramayız da. Ya zaten gördüğünüz gibi birliklerin bunların da içleri imha almaya başladı. Birlik sayısını azaltacağım. Hatta birlikteki içlerindeki şeyi bile değiştirebilirim. Yani gördüğünüz gibi manpower geliyor ama çok zayıf ve yetersiz. O yüzden şu durumda yapılabilecek bir şey değil. Abi çık hemen çık. Çık, geliyorlar çünkü, çık. Evet. Anadolu'ya çıkartmalar akın başladı. İstanbul tarafı maalesef gitmiş. Abi şu yapılacak bir hamle. Geri çekil. İstanbul'a komple geri çekil. Paşam çık geri İstanbul'a. Çık komple bütün askerlerle çık. Yani sadece İstanbul üzerinde bir defansif line çizeceğim. İstanbul'un üzerine gelemezler diye düşünüyorum. Garnizonun İstanbul tarafından çekeceğim. Sadece o tarafa zaten çıkartma yemezler diye düşüncem var. Bu taraftan acilen çık. Çık. Sadece orada kal. Yani alt taraftan da yarılırsak şu anda gerçekten yapacak hiçbir şey bulamam. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burayı tamamıyla çekeceğim. Buradan ne geri dönerse kar diyerekten. Şöyle Batum tarafından alalım biz bunu. Yani şöyle liman dahil. Yani liman onlarda kalmasın ki biz burada daha az açlık çekelim. Abi hemen çık geri. Yani tabii ki buralardaki hava trafiği şu an çok zayıf. Yetersiz bana göre. Hemen çık.
Kasları da geri çekelim. Yani muhtemelen çok fazla asker kaybedeceğiz. Bu bir gerçek. Hatta şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunların tamamını sileceğim. Şu ikiliyi sil. O alttaki yedilik de zaten bakıta düştü. Sil. En azından biraz olsun manpower ve ekipman geçsin elimize. Ya yani bunların geri dönebilme ihtimali çok düşük tabii ki de. Ama dönebilirlerse ne ala diyerekten. Ya her taraftan şu an takır takır çıkartmalar geliyor. Bombardımanlar bir yandan zaten sürekli devam ediyor. Yani şu an gerçekten çok kötü bir durum. Abi güç şu tarafa geç. Yaydırtma daha fazla. Ya zaten elimizde fabrika sayısı gerçekten kalmadı. 32 fabrikaya kadar düştük. Daha da düşersek imha oluruz. Başka bir şey değil. Abi o limanı bir ele geçir. Onlar limanı alırlarsa arkası paldır küldür gelir çünkü. Birlik imha oldu. Evet, ne kadar güzel. Rodos'un arkası bomboş. Yani liman orada yok ama yani şu an gerçekten çıkmaz bir durumun içerisindeyim. Başka hiçbir şey değil. Abi çık, çık abi, çık. Çık Rus tarafından çık. Sil abi. Sil abi. O 24'lük geri dönsün, gerisi hiç problem değil. Çık abicim, çık. Çık. Sil. İstanbul'u o kadar birlikte mümkün değil, geçemezler. Birleştir. Şu bir taneyi de sil. Bir tane 24'lük oraya bakacaktır. Hatta 26 olmuş. Hadi bir tane daha sil. Ya yani manpower şu an çok fazla eksi de, o yüzden mümkün olduğunca askeri birliği düşüreceğim. Yani 2,5 milyondan fazla orduyla başladık biz burada işe başlarken. Şu an gerçekten yani hiçbir şey diyemiyorum. İzmir kaybedilmek üzere. Buradan Çanakkale tarafından adalar Gelibolu tarafından çıkartmalar gelmeye başladı. Buralar ara ara zorlanmaya başlıyor. Rus tarafındaki birliklerin büyük kısmı geri çekildi. Yani buradaki çekilme çok önemli. Buradan mümkün olduğunca sağlam çekilmem lazım. Buraya en yakın hangisi var şu anda? Şunu buraya bir çekelim. Acilen vurusları durdurmam lazım. Aksi halde bunlar yayılıyor Anadolu'nun içlerine doğru. Zaten garnizon birlikleri gördüğünüz gibi 42-43'e doğru gidiyor. Muhtemelen birazdan 11'lik falan kalacak. Takır takır imha alıyorlar. Fransızlar ve Ruslar buraya dehşetül vahşet bir çıkartma attılar ve ilerlemeye, genişlemeye devam ediyorlar. Şu anda birlik çekemiyorum, birlik çıkartamıyorum. Yani çıldırmak üzereyim. Çok az kaldı. Limanı boş bırakmıyorlar. Limanı boş bırakmadıkları için şu anda bir şey yapamıyorum. 40 birlik garnizon kaldı. Evet. Şu an çıldırmaya ramak kala adlı belgeselle karşınızdayım. Yani şu an gerçekten bin pişmanım. Keşke diyorum dalmasaydım ya da keşke Almanlarla beraber yapsaydım şu işi. Sil abi, sil, sil, sil. Sil orduyu. Çekilebilen çekilsin, çekilemeyeni sil gitsin. Onları biraz tut ki arayı hemen kapatmasınlar. Oraya yakın taraftan gitmesinler ki belli ki yakalanacaklar. Çok yakından gitmeden orayı kapatmam lazım.
Anadolu'nun içlerine yani şu an 3 taraftan saldırı var. İzmir tarafı şu an boşa düşmek üzere. Eğer İzmir tarafı da giderse zaten tamamıyla bittik sayılır. İstanbul'a yani o 24'lüğü geçemezler diye düşünüyorum. İnşallah geçemezler. Aksi halde gerçekten bittik. Bu 18'likte bir şeyler yapabilir miyiz diye düşüncem var ama şu anda gördüğüm kadarıyla o da pek imkansız. Çünkü Bursa'ya kadar girdiler artık. Anadolu'ya biraz daha yaklaşırlarsa muhtemelen hiçbir şey yapamayız. Hocam ofansifte bir girin. Yani mümkün olunca tutmaya çalışalım. Yani liman besliyor onları. Beslemeye de devam edecek. Yapacak bir şey yok. Üst tarafları tekrardan kaybettik. Bütün aldığımız toprakları. Anadolu'ya komple geri çekilmeye çalışacağım. Yani 30 fabrika kaldı elimizde. Tabii ki şu an ne sivilim var, ne askeri var. Hiçbir şey kalmadı neredeyse. Basabilirsek birkaç tane sivil basmaya çalışalım yani. Şu anda yapacak hiçbir şey yok. Silah gelmeye çalışılıyor tabii ki ama o aldığımız kaynaklar bir yandan gönderilmeye çalışılıyor. Ama da konvoy olmadığı için maalesef orada da çok fazla açığımız eksiğimiz var. Silah oradan geliyor yani. Şu anda ben silah üretimini neredeyse tamamen kıstım. Hatta şöyle göstereyim. Bir fabrikaya kadar düşürdüm. Ama maalesef diğerleri imkansız seviyelerde. Konvoy olmadığı için diğer kaynakları el tutamıyoruz. Onlar ayrı bir dert, ayrı bir problem. 27 birlik kadar bir garnizon kaldı. Şu anda başka hiçbir şey yok. Şu 16'lığı komple sil. Biraz manpower biriksin. Yani bir tane 24'lük hatta bir tane 18'lik tutmaya çalışacağım şu an buraya gerçekten. Alt taraftaki iki 24'lüğün birini çekebilirim ama çektiğim anda burayı bir tek 24'lük kesin mümkün değil tutmaz. Yani bütün Balkanlar tarafından çok fazla uçak kaldırıyorlar bölgeye. O yüzden burada da yapabileceğim herhangi bir şey yok. Zaten gördüğünüz gibi Fransızlar tamamıyla yayıldılar. Neredeyse İzmir'e girmek üzereler birazdan. Çünkü İzmir'deki garnizon birlikleri neredeyse kalmadı artık imha almak üzereler. Zaten bir yerden daha çıkartma yersek tamamıyla bittik sayılabilir. Rusları burada durdurabilmemiz belli ki artık imkansız bir şey. Evet, maalesef bayağı imkansız. Burada Fransızlar geliyor. Burada İstanbul'un önlerinde saldırılar devam ediyor. İstanbul'a girmeleri çok zor tabii ki oradan ama yine de arka tarafa eğer saldırıyı tutarlarsa rahatlıkla girerler. Evet, İngiliz'e verildi topraklar. İngiliz buradaki kontrolü aldı. Muhtemelen havaalanları dikecektir. Yani durumları şu anda gerçekten bizden kat ve kat üstün. Bu kadar zorlanacağımı bilseydim gerçekten bu savaşa girmezdim. Ama şöyle bir seçeneğim olmadı. Yani gerçekten diğer devletlere savaş açmak istediğimde gördüğünüz gibi direkt olarak garantileri geliyor. Garantileri geldiği için başka herhangi bir dünya devletine savaş açamazdım. Sizi de daha fazla bekletmek istemedim. Yani o kadar sıkıcı bölümlerle uzun uzun zamanınızı alıp sizin canınızı sıkmak istemedim. Tabii ki böyle olacağını bilseydim kesinlikle en azından bir bölüm ya da iki bölüm daha farm yapmaya çalışırdım, bekletmeye çalışırdım. Ya bakalım. Muhtemelen bu bölüm böyle bitecek. Hatta bu seri de böyle bitebilir. Papatları da çağıracağım şimdi savaşa. Zaten bundan sonra artık düzelecek bir şey yok. Ne olursa olsun. Komple kal ol. Hepsi bir gelsin. Ya oradaki Fransız askerleri muhtemelen hemen kapitüle ettireceklerdir ama yapacak bir şey yok yani. Evet gördüğünüz gibi. Buradaki İngiliz askerleri, buradaki Fransız askeri direkt zaten işgal etmiş gibi oldu. Jabal Şamar'a giriyorlar. Bütün hepsini çağırmış olduk.
Ya karşımızda gerçekten bütün bir dünya var. Yani o yüzden çok büyük problem. Şöyle göstereyim karşımızdaki düşmanları. Yani bunlar zaten oyunun başından sonuna bağımsız devletleri. Güney Amerika aynı şekilde, geri kalan tamamı bize düşman durumda. Bu taraftan Libya tarafından saldırılar başladı. Diğer papıtlara saldırılar başladı. Güç kesmek için şu anda uğraştım. Eğer yapabilir miyiz acaba diye, ama gördüğüm kadarıyla o da imkansız gözüküyor. Buradaki 18 birlik artık dayanamaz bir ölçüye kadar geldi. Ankara'ya zaten girdiler. Daha girmemişler ama girmek üzereler. 11 birlik kadar garnizon kalmış. İzmir gitti. Yani çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Birazdan kapitül olduğumuzu bile görebilirsiniz. Ama dayandık diyebilir miyiz? Aslına bakarsanız dayandık, yani kaç seneden beri burada tutmaya çalışıyoruz bunları en azından. Elimizde çok fazla bir imkan olmadığı için maalesef hiçbir şey yapamıyorum. Abi manpower hiç yok, üretim yok, ekonomi yok. Yani diğerleri hiçbir şey yok. Özellikle en azından manpower olsaydı belki daha fazla asker basabilirdim gerçekten. Ve biraz daha asker bastığımda çok daha fazla şey başarabilirdik diye düşünüyorum. Ya olmadı, yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. İstanbul'a girdikleri takdirde bizi baya baya bitirecektir zaten bu durum. Naval doktrini de almış olduk. Hiç almadık demeyelim bari. Zaten havaalanları falan sürekli bombalandığı için hiç faydası olmadı. Ne yazık ki. Şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Yani İstanbul maalesef teslim edilecek. Abi komple bir çekil. Hatta şöyle çekil. En azından bir Anadolu kısımlarını tutmaya çalışabilir miyiz diye bakacağım. İstanbul tarafını falan teslim et. Hiç uğraşma. Bizim oradan çıkacak ekmeğimiz yok. Jabalşamar gitti. Diğerleri de birazdan gidecektir. Yani şu an gerçekten yapılacak hiçbir şeyimiz yok. Donanmanın tamamını elimize verdiler. Yani gördüğünüz gibi bir Destori ve bir Submeri sadece batırabilmişiz. Ya İzmir limanındaydı çünkü donanma. Ben onu tamamıyla unuttum aslında bakarsanız. Donanma namına hiçbir şey kalmamış. Tamamen içinden geçmişler. O tarafı öyle bir line'a tutmaya çalışacağım. Tabii ki tutulur mu bakacağız. Yani kararsızım. Şu anda hiçbir şey söyleyemem bu durumda. Fevzi Paşa'nın şöyle tutmaya çalışırsa belki bir şey çıkabilir diye düşünüyorum yani. Eğer Surrender Limit'ten batmazsak. Hocam sen de şöyle Fevzi Paşa'ma destek. Bir yayılın bir bakalım. Yani tabii ki bu taraf çekildiği için buradan ilerlemeye başlayabilir Fransızlar. Bu da ayrı bir durum, ayrı bir seçenek. Yani kaç yüz birlikle yola çıktık. Şu an hiçbir şey kalmadı. Garnizonun bütün emirlerini sileceğim. Hatta komple garnizonu bile kaldırabilirim de. En azından tutmak istediğimiz yerleri çıkartmayamamak adına kalsın. Çık oğlum, çık çık çık. Ya orada yapılacak hiçbir şey yok. Çık. Ya oralarda yapabileceğimiz artık hiçbir şey kalmadı. Ne yazık ki. Elimizde en ufak bir güç gerçekten kalmadı. Hocam tutma bırak. Sal beni bir gideyim. Sal gideyim, sal. Sal bir daha atayım şurayı.
Havaalanları da maalesef bombalandığı için sürekli uçak da koyamıyorum. Zaten kaldı ki o kadar da uçak artık kalmamıştır bizde de. Evet, bizden kat ve kat uçak fazlasıyla kaldırıyorlar. Evet, aşağıdan da Portekizler çıkartma hattı Antalya Limanı'na doğru ilerliyorlar. Birazdan da Antalya Limanı'nda olurlar. Yani memleketin tamamını böldüler, başka hiçbir şey değil gerçekten. Tamamıyla bölük bölüşük bir duruma düştük. Ya zaten belli bir noktadan sonra, bir kere yarıldıktan sonra bir daha yapılacak hiçbir şey kalmıyor. Hocam bir yayıl. Ya şu İstanbul'dakileri bir çıkarabilseydik gerçekten belki bir şey yapma şansımız vardı ama İstanbul'dakiler de çıkamadığı için durum şu an çok çok kötü durumda. Garnizonun tamamını sileceğim. Zaten çıkartmaya namına hiçbir şey olmadı. Antalya tarafındaki birlikler imha almak üzere. Oradakiler de birazdan imha olabilir. Silahtan yana hala çıkıyor. Fabrika sayısı zaten 20 tane kadar kaldı. Başka hiçbir şey yok. Buradaki birlikler maalesef geri çekilemiyor. Ankara başkent oldu. Konstantinopol kaybedildi. Bu 24'lük acilen eğer yayılabilirse defansif belki tutabiliriz. Yani tutarsak belki bir şey yapabiliriz. %33'e kadar düşmüş. Anadolu'nun işgaliyle kapitüle de olabiliriz. Erzincan ve Antep var. Burada Victory Point. Antalya falan kaybedildi zaten. Alt taraftan çıkartma yersek burada zaten bu da sonumuzu getirir. Hocam ben şu kısmı bir alabilir miyim? Şununla bir sınır hattı koruması çekmeye çalışacağım. Artı olarak bir de Karadeniz tarafına dahil. Yayıl. Muhtemelen açlık çekeceğiz. Bu bir kaçınılmaz. Çünkü Ankara'dan çıkan supply leş. Sivil fabrika kalmadı. Hiç yok. Tamiratlar, üretimler tamamıyla bitti. Zaten 9 fabrika kadar kaldı İstanbul'un elden çıkmasıyla. Dokuz tane militeri, başka hiçbir şey yok. Sivil namına hiçbir şey yok. Üretim namına hiçbir şey yok. Yani şu an gerçekten eğer kapitüle olmazsa bu şekilde tutmaya çalışacağım. Kapitüle olmadan bir süre kalabilirse bu şekilde tutmaya çalışacağım yani. Şöyle Adana tarafına çekil. Yani iç kısımları şu anda tutuyor gibi duruyor. Eğer bu batıdaki orduları durdurabilirsek, eğer durdurabilecek düzeyde tutarsa belki bir şey yapmaya çalışabilirim. Ama şu an gerçekten hiç sivil fabrika yok. Focus'tan da gelebilecek herhangi bir şey yok. Yani işin sıkıntılı kısmı orası. Focus'tan doktrini, yani ekonomi focus'u yok, herhangi bir şey yok. Yani develop focus'ları yok. Şu an zaten herhangi bir şey kalmadı da. Yani free repair'da tutmaya çalışıyorum ama hiç yok. Ruslar buraları devralıyor. Yani biz belki gerçekten en büyük hatayı bence Almanları arkadan bıçaklayarak yaptık. Almanları ortadan kaldırdık ama bu bizim sonumuzu getirdi. Hocam şöyle nehir arkası, ama bu sefer de Adana'yı bırakacağız.
Şöyle bir geri çekil. Kıyı şeridini bu birliklerle tutmaya çalışacağım. Yani çünkü elde garnizon kalmadı. Garnizon namına hiçbir şey kalmadı. Elde ne varsa eldekilerle bir şeyler yapmaya çalışacağız yani. Militeri fabrikaları belki sivile dönüştürtebilirim. Üretimin devam edebilmesi adına. Şu an buradan alabildiğimiz herhangi bir şey yok. Yani kor toprakta kalmadığı için manpower da tabii ki çok daha az gelecek. Aylık 1000 kadar. Yani Total Mobilization'dan tekrardan Partial'a falan çekebilirim. Power Economy'ye çekilebilir. Ufaktan Manpower gelsin diyerekten. Ticaret de artık bitti. Ticaret namına da bir şey kalmadı. Ya bir Kurtuluş Savaşı izleyebilirsiniz açıkçası. Onu söyleyebilirim rahatlıkla yani. Anadolu'nun tamamında şu an açlık grevleri oynanıyor. Supply konusunda leş bir durumdayız. Buradan öteye geçebilirler mi? Bana kalırsa geçemezler. Kolay kolay. Çünkü onlar da çok zor durumda. Şu üç birliği bir sileyim. Onlar imha edeceğine biz çekebilirim. Hocam çekil çekil. Norveç de alüminyumu kesti. Ya bundan sonra çıkartma muhtemelen gerçekten yemeyiz diye düşünüyorum. Ama tabii ki yine de ihtimal bazen sıkıntıya sokabiliyor. Bu şekilde çekeceğim bunları da geri. Çekil abi, çekil çekil çekil. Derken Ruslar buraya girmiş. Abi line'ı geçirirsek gerçekten bir daha durduramayız. Yani line'da tutabilmem için de supply'ın en azından sıkıntısız olması lazım. Şu an transport planlar da hiçbir işe yaramıyor çünkü hava tamamıyla onların elinde. Ne kadar bir uçak var? 1300 fighter, 600 kadar da bomber şu an üstümüzde. Bomba yağdırıyor üstümüze. Herhangi bir şey yapamıyoruz. Buraya Ruslar girdi. Yani şu anda Ankara'ya girmeleri bizim tamamen bitişimiz zaten. %23 surrender limit. İzmit'e falan girseler bile bitebilir yani. Bütün papıtlar teker teker gidiyor. Bu Adana taraflarında asker var. Ya bu problem değil. Burayı tutabilmemiz imkansız olacak, bu bir gerçek. Belli bir noktadan sonra istesek de istemesek de yok olacağız yani. Her türlü kaynakta eksiğimiz var. Her türlü kaynakta açığımız var. Baştan sona sadece silah üretmeye çalışacağım. Hatta bunu da 5'e düşüreceğim. Sivile çevirmeye çalışacağım ama şu an gördüğüm kadarıyla fabrikada kalmadı. Yani çevirme için de tabii ki fabrika istediği için o da imkansız. Evet, Ruslar ve Fransızlar doğudan ilerlemeye başladılar. Onlar orada zorluyor.
Dışarıdan gelen kaynakların hiçbirisi artık elimize ulaşmayacak. Ya konvoylarla yine ufak tefek silahlar falan gelmeye çalışılıyor da maalesef açık çok büyük. Elimizde kalan birlik miktarı zaten 900 bine sabitlendi. Buradan Fransızlar üstümüze geliyorlar. Ankara'ya birazdan girmek üzereler yani. Hem doğudan hem batıdan hem güneyden çıkartmalarla bizim bastığımız saplı yuplarla, bizim bastığımız hava alanlarıyla tamamıyla bize karşı kullanılıyor. Bütün papıtlarımız neredeyse tamamı imha oldu. Sadece Tripoli, Libya tarafı kaldı. Onu da İspanyollar tutuyor yani. Bingazi ve Tobruk limanları zaten elden çıkmış. Mısır olarak işgal etti olarak gözüküyor. Mısır üzerinden gittikleri için. Birlikler burada da imha olmaya devam ediyor. Tutabileceğimiz zaten dediğim gibi imkansız bir şeydi. Söylemiştim size de bunu. 6 fabrika kaldı. 6 fabrikayla hiçbir şey yapamayız. Şunu bir geri çektirmeye çalışayım. Üç tanesiyle gidelim ki geri kalanlarla belki bir şey tutmaya çalışırız. Ankara gördüğünüz gibi bomboş. Yani ilerlese girer ve bitirir. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten yok. Aşağı yukarı bir şey merak ediyorum. Yaklaşık olarak 1000 tümen askerle geldiler karşımıza. Yani bizdeki şu an kalan asker miktarı 124. Ama içleri tamamıyla bomboş ve yok. 3,5 milyona yakın asker kaybetmişiz. 3 milyona yakın asker kesmişiz. Yani yapacak bir şeyimiz yok ne yazık ki. Buradan artık geri döndürebilmek imkansızın dik alası. Ankara'ya girmelerini önlersek belki bir şey yapabiliriz de. Uğraşmak isteyen ne kadar var? Ya batı tarafındaki orduları durdurduk aslına bakarsanız. Batıdan ilerleme kesildi de doğudan ilerleme maalesef devam ediyor. Ankara'ya neredeyse girmek üzereler. Buradaki birlikleri durdurduk derken 8 birlik kadar oldu. Ankara'ya gelecek birlikler gördüğünüz gibi buradan ilerliyor. Line'e geçiyorlar şu anda bypasslayarak. Ya kıyılarda tutmasam yeni çıkartmalar geldi takdirde tamamıyla yok oluruz zaten. Böyle bir durumda da imha olmak kaçınılmaz oluyor. Hocam kal Ankara'da en azından bir ufak yokla. Şu onluyu şu an durdurduğum takdirde yani bu ikiliyi şu an bıraktığım takdirde bu 10-11 ile bütün boş topraklara doğru ilerleyecek. Ankara'daki bu iki birliğin neredeyse yok sayacak geçecek zaten. Yani şu an gerçekten artık bir bitiş hikayesi bu. Başka hiçbir şey değil. Gördüğünüz gibi Ruslar o araya da girdi. Yani Tayland zaten tamam artık elden geçmiş oldu. %23 surrender limit. Ankara'yı bırakıyorum girsinler artık. Yani yapacak hiçbir şeyim yok. Yani gerçekten şu durumdan sonra çevirebilecek hiçbir gücüm yok. Böyle bir imkan gerçekten kimsede yok. Şu an üretim yok. Yani sivil fabrika zaten kalmadı. 6 tane militeri var. Hatta o da 5. Bir tane de dockyard var galiba. Yok bir sivil 5 militeri var. Yani şu anda o konuda yapılabilecek en ufak bir şey dahi yok. Ankara'yı bıraktım. Giriyorlardı ona da vazgeçtiler. Ankara'ya girsin ve bu işi burada bitirelim. Evet. Bekliyorum. Ankara'ya girildi. Ankara'ya girildi ve bizim için artık bir son gerçekleşmiş oldu. Aralarında bir peace yapsınlar. Evet, bir Fransız papıtı olarak tekrardan dirildik.
Yani şu an Fransız papıcı olarak dünyada ne kadar ayakta kalınır ya da kalmak ne kadar mantıklı? Bu konuyu sizinle tartışmak isterim. Gördüğünüz gibi burayı Amerikalılar papıt olarak aldı. Amerika papıtları Avusturya üzerinde baş gösteriyor. Fransızlar burayı kendi topraklarına katmış. Buralar bizim topraklarımız olarak duruyor. Fransız burayı Berlin tarafına ele geçirmiş. Yani yine en çok kazanan Fransızlar olmuş. Ruslar burada bir yok. Bunu da Amerikalılar bir Ermeni papıt ele geçirmişler. Irak kurulmuş, Suriye kurulmuş. Suriye Amerika papıtı, Irak Fransa papıtı, Ürdün Fransız papıtı, Filistin Fransız papıtı. Bizim bütün papıtlarımız Fransızlara devredilmiş. İngilizler Somali tarafında bir toprak almış. Ruslar Afrika'daki toprakları almış. Katar falan hepsi Fransızların papıtlarına geçmiş yani. Ya yani papıt olarak yaşamak ne kadar mantıklı? Hiç askerimiz yok. Elimizdeki en ufak bir kaynak dahi yok. Silahımız var. Yani ufak tefek bir manpower'ımız var. Ama yapılabilecek herhangi bir şey yok. Yani servis bayrak bundan acilen almamızı istiyor. Yani belki otonomimizi arttırıp çıkabiliriz ama çıktığımız takdirde de şu zamandan sonra bir şey kazanabileceğimizi gerçekten düşünmüyorum. Yani gördüğünüz gibi Fransızlar, Ruslar, Japonlar, Amerikalılar, Amerika bile daha yani askeri dahi yokken artık buralarda asker kullanıyor. O yüzden şu durumda yapabileceğimiz bir şey yok. Yani şöyle size gösterebilirim dünyanın şu anki halini, gidişatını. Fransızın gücünü. Yani 250 fabrikalı bir Fransız. 350 tümenlik bir Fransız. 2 milyon manpower'ı da olan bir Fransız. 2 milyon kadar da sahada askeri var. Rus'u zaten hakeza hiç saymak bile istemiyorum. Bütün Afrika'da Ruslar var. Burada İngiliz'in papıtları sapasağlam yerlerinde duruyorlar. Japon'un gücü zaten hiç tartışmaya bile gerek yok. Gördüğünüz gibi bize gelen birliklerdi bunlar muhtemelen. Şu an bizden geri döneceklerdir. Bize yapılan hamlelerden sonra ele geçenler. Neyse burada seriyi sonlandıralım. Umarım keyif almışsınızdır. Yine kapsül olduğumuz bir seriyle bitirdik. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.